Bugün amacım sizlere birazcık Alman aydınlanmacılığının tarihini anlatmak. Böylelikle de aslında Alman aydınlanmacılığında aydınlanma kavramını bir oluşum tarihi olarak anlatmak. Yani dünden beri hocalarımızın anlatmış olduğu Kant'taki aydınlanma kavramının birazcık arka planını, nasıl ortaya çıktığını, oluştuğunu ve bunun daha sonra ne tür tartışmalara yol açtığını ve nasıl devam ettiğini göstermek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken asıl amacım aslında bir Alman felsefesi anlatısı yapmak değil. Bundan hareketle kendi ülkemizde aydınlanma projesinin uygulaması anlamına gelen Cumhuriyet'in kuruluşunun belki anlaşılmasına yardımcı olmak. Şimdi Mustafa Kemal ve onun inşa etmiş olduğu veya inşasında başrol oynamış olduğu Cumhuriyet söz konusu olduğunda genellikle Fransız kaynaklara, Montesquieu, Rousseau vesaire Fransız devrimine gönderme yapılır. Bir süre önce ben bunun tek yanlı bir kavrayış olduğunu gösteren bir çalışmanın özetini yayınladım. Gazete Durum, bir internet gazetesinde Doğan Göçmen Mustafa Kemal diye yazdığınızda göreceksiniz. Mustafa Kemal'in bilinmeyen Alman kaynakları diye. Orada mesela Kant'la vesaire nasıl ilgilendiğini, Kant'ın felsefesiyle vesaire, Goethe'yle vesaire nasıl ilgilendiğini gösteren kısa özet olarak bir makale yayınladım. Bu bakımdan Cumhuriyetimizin tarihi veya kaynağı, tek kaynağı Fransa değil, Fransız değil. Aynı zamanda en azından Mustafa Kemal'in orada öne çıkardığı yanıyla ve doğru şekilde öne çıkardığı yanıyla Alman felsefesi de. Şimdi sizlere Tevfik Fikret'in bir şiirinden, çok uzun bir şiirinden bir bölüm okuyacağım. Tarihi Kadim şiirin başlığı. Ben bu şiiri aydınlanmacılığın Türkçe manifestosu olarak kavruyorum ve o şekilde de yayınladım sosyal medyada. Ondan sonra asıl konuşmama geçeceğim. Yıkımlara, acılara alkış tut. Yüksekten bakan önünde eğil. İnsafla birdir aşağılık ve namussuzluk. Doğruluk lafta, yürekte değil. İyilik ayaklarda, kötülük kucaklarda. Bir gerçek var, tek bir gerçek. Eli kolu bağlayan zincir, bir tek şey var sözü geçen yumruk. Hak güçlünün, kötünün yanı, uzun lafın kısası ezilmeyen ezilir. Nerede bir şeref var iğreti, nerede bir mutluluk var yama. Bir şeyin ne başına inan ne sonuna. Din şehit ister, gökyüzü kurban, her yanda durmadan kan akacak. Durmadan her yanda kan. İşte böyle inler, sayıklar o. Anlatır insanoğlunun bu belalı ömrü, ne yolda nasıl sürdüğünü. Şimdi gerçekten de aslında burada özetliyor. Mevcut durum aslında insanın ahlaksız olma durumu ve bu ahlaksızlıktan çıkmak için bir perspektif sunuluyor burada eleştirel olarak. Yani aslında ne ezenin ne ezilenin olduğu, ne diyelim şerefliliğin ve mutluluğun, namusluluğun, dürüstlüğün ayaklar altında olmadığı, iğreti olmadığı, yama olmadığı bir dünya. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal de Tevfik Fikret'in hayranlarından ve çok iyi okurlarından birisiydi. Şimdi bu şiirin birinci size okuduğum kısmındaki birinci mısrasında yıkımlara, acılara alkış tut. Aslında eleştiriyor burada. Kimi eleştiriyor?
halkı eleştiriyor. Yıkımlara, acılara alkış tutan halkı. Şimdi genellikle bize Atatürk'ün ilkeleri olarak öğretilen, aslında Cumhuriyetimizin de ilkeleri olan 4-6 kavram var. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laikçilik, laiklik, devletçilik, devrimcilik. Şimdi bu kavramların hepsine bakın, cumhur, milliyet, halk, laik, devlet, devrimcilik, devrim. Bu kavramların hepsinin merkezinde aslında halk kavramı var. Dolayısıyla cumhuriyetin hem konusu, hem nesnesi, hem öznesi halktır. Bundan dolayı halk kavramının bütün bu kavramların merkezinde olması bir rastlantı değil. Şöyle ilginç bir şey var. Halk kavramı bize mesela Arapçadan gelmiş bir kavram. Laiklik kavramı Anadolu'lu bir kavram. Hititlerden, Fenikelilerden gelen bir kavram. Ve kökeninde de Leos kavramı var. Halk anlamına geliyor. Cumhur kavramında da, cumhur kavramı zaten o da halk demek. Devlet en azından aydınlanmacıların anladığı anlamda halkın birleşik gücü anlamına geliyor. Yurttaş olarak birleşik gücü anlamına geliyor. Ve devrim, tabii ki devrimi hem devrimin nesnesi, hem devrimin konusu, hem de öznesi de yine kimdir? Halktır. Yani halk kendi kendisini sürekli bir şekilde değiştirmeli, dönüştürmeli, ilerletmeli ve halk da sürekli değişmeli, dönüşmeli ve ilerlemeli. Kanaatimce bütün bu kavramların hepsi, eğer Descartes'i ölçü alırsak 1600'ün başlarından itibaren ta Hegel'in diyelim ki öldüğü yıla kadar 1730'lara kadar süren, yani neredeyse 100 yıllık bir aydınlanma felsefesinin oluşum sürecinin özeti bu kavramlarda yatıyor. Şimdi ben size dolayısıyla burada modern Alman felsefesinde aydınlanma kavramını anlatırken aslında bu kavramların nasıl oluşup birlurlaşıp bize yansıdığını anlatmış olacağım. Bu bakımdan bizim cumhuriyetimizin anlaşılması için veya kurmuş olduğumuz cumhuriyetin arka planının, içeriğinin, perspektifinin ve sorunlarının da anlaşılması için bu konuşmayı yapıyorum. Şimdi Türkçe'de yeterince açıklığa kavuşturmadığımız, bugünlerde çok fazla kullanılmayan ama eskilerin, örneğin Hilmi Ziya Ülkenler'in kullanmış olduğu bir kavram daha var. Aydınlanma kavramının yanında onlar aynı zamanda aydınlanmacılık derlerdi. Bugün daha çok biz aydınlanma diyoruz ve aydınlanmacılık kavramı birazcık lügatımızdan yok olmadı ama geri plana itildi. Kanaatimce bu iki kavramı da bizim unutmamamız gerekiyor ve beraber kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki birbiriyle ilişkili, sistematik olarak ilişkili kullanmamız gerekiyor. Aydınlanma deyince biz burada aslında bir süreçten, nesnel bir süreçten bahsediyoruz. Yani özne vurgusu yoktur orada. İlerleyen, ne diyelim, kültürün ilerlemesiyle, teknolojinin, bilimlerin, felsefenin ilerlemesiyle oluşan bir ilerleme süreci. Yani neredeyse otomatik bir süreç diyelim. İçinde yine hareket eden, hareket ettirilen insan ama insanın doğrudan bilinçli bir şekilde müdahale edebildiği bir süreç değil bu süreç. Ne zaman ki insan bilinçli bir şekilde bu sürecin üzerinde etkili olmak için o sürecin yönünü değiştirmek vesaire, içeriğini zenginleştirmek, yani bir yerde onun bilinçle donatmaya başladığı zaman biz burada ona ne diyoruz? Aydınlanmacılık diyoruz. Çünkü aydınlanma hem bir süreç hem de bir harekettir. Süreçtir, kültür anlamına geliyor, harekettir. İnsanların bilinçli bir şekilde bir şeyleri yaratma çabasından doğmuştur. Bu bakıma aydınlanma kavramı diyorsam ben,
dar anlamda aydınlanma ve aydınlanmacılık kavramını, yani süreç ve hareket kavramını beraber kullanıyorum. Şimdi dün de söz konusu oldu. İşte Kant'tan bahsedilirken Hitler'den bahsedildi. Biraz sonra Barış Hocam da konuşacak Frankfurt Okulu hakkında. Frankfurt Okulu bizim şuracıkta olan Miletos'la Auschwitz arasında bir ilişki kurar. Miletos'ta Thales'in başlattığı hareket bir yerde sanki Auschwitz'te bitmiş gibi, yani ölüm gaz kameralarında insanların işte yakıldığı fırınlarda vesaire bitmiş gibi, yani oraya götürmüş gibi bir algı uyandı şeyde. Kanaatimce bu aydınlanmacı harekete yapılan en büyük bir, çok büyük bir haksızlık ve aydınlanmacılığın tarihini de kavrayamayışın veya yanlış kavrayışın bir sonucu olsa gerek diyorum. Şimdi aydınlanmacılık, dün konuştuk, akıl kavramına vesaire vurgu yaptık. Aydınlanmacılığın en kapsamlı kavramı özgürlük kavramıdır. Akıl kavramı bile özgürlük kavramı kadar kapsamlı değildir. Akıl kavramı da özgürlük kavramı içine yerleştirildiği zaman aslında akıl anlamını alır. Özgürlük koşulunu yerine getirmeyen akıl yürütme, örneğin Hitler'in akıl yürütmesi, bir akıllı akıl yürütme değildir. Akıllı akıl yürütme, özgürlük koşulunu yerine getirebildiği oranda akıllıdır. Bu anlamda aydınlanmacılık hareketi bir özgürlük koşulunu yerine getiren bir akıl hareketidir. Yani bir özgürlük hareketidir ve aynı zamanda özgürlükçü bir harekettir. Yani insanlığı özgürleştirmek isteyen bir harekettir. Aydınlanma ve aydınlanmacılık hem süreç olarak hem de hareket olarak bir Avrupa olgusu değildir. Bir Batı olgusu da değildir. Aslında bu konuda Hegel'in yaklaşımı son derece yerindedir. İnsanın yerleşik hayata geçmekle birlikte yeryüzünde kurmaya başlamış olduğu özgürlüğü Avrupa'da 18. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Doğu'da yakılan özgürlük meşalesi 18. yüzyılda Batı'da kitlesel olarak bütün kıtayı kapsayacak bir şekilde yakılmıştır diyebiliriz. Bu bakımdan insanlık tarihinin bir sonucudur aydınlanma. Sadece bir Batı olayı değildir. Bir Avrupa olayı değildir. İngiliz, Fransız veya Alman olayı değildir. Bunun nedenlerini ben size ayrıntılı bir şekilde bugün açıklayacağımı umuyorum. Mesela genellikle biz Avrupa'da oluşan aydınlanmacılığın kaynaklarından bir tanesinin Arap felsefesi olduğunu biliyoruz. Klasik Arap felsefesi. Ben İslam felsefesi demiyorum. Çünkü İslam felsefesi değildir o felsefe. Tam da İslam'a karşı yürütülen bir felsefi harekettir Arap felsefesi. Bu kaynakları biliyoruz. Bakın, uluslararasılaşma. Fakat bilmediğimiz veya dikkate almadığımız iki kaynak daha var. Bu kaynaklardan birisi de Çin felsefesidir. Özellikle Almanya'da, biraz sonra ayrıntılarıyla anlatacağım size, Almanya'da canlı bir şekilde etkisini gösteren Çin felsefesidir. Hangi bağlamda olduğunu söyleyeceğim. Ama bir başka bir şey daha var. Yani doğrudan yazılı kaynak olarak değil ama Avrupalıların aydınlanmacı çizgiye gelmelerine neden olan olaylardan bir tanesi de Amerika'nın yerlileriyle karşılaşmış olmaları. Gerçekten de Amerika'nın yerlileriyle karşılaşıncaya kadar kendilerini hep ezelden beri böyle ve ebediyete kadar da böyle kalacak insanlar olarak kavruyorlardı. Amerika'nın yerlileriyle karşılaşınca diyorlar ki, aha, bizim geçmişimiz de buymuş.
Biz de geçmişte demek ki çıplakmışız. Biz demek ki zemmille gökten inmedik. Biz de bir tarih sonucu oluştuk. Bakın insanı kendisine tarihsel bakışı yakalamasına Avrupa'da Amerika'nın yerlerinin çok büyük etkisi vardır. Özellikle 17. yüzyılda mesela bu konu oldukça çok tartışılır. Bu bakımdan aydınlanma felsefesini, aydınlanmacı projeyi bir Avrupa olgusu, Batı olgusu olarak alıp bizi ilgilendirmiyor. Yani İslam dünyasını vesaire Doğu dünyasını alaka eden bir olay değildir demek büyük bir yanılgıdır. Büyük bir yanlıştır aynı zamanda. Tam tersine aslında eğer hareket gerçekten de Miletos'ta başladıysa aydınlanmanın meşalesi Miletos'ta yandı demektir. Bunu da söyleyebiliriz. Yani o zaman aydınlanmacılığın kaynağı nedir? Ege'dir. Ve Miletos'ta yanan meşale gerçekten de bugün uygarlığın oluşmuş olduğu seviyenin en temelinde olan şeydir. Bu bakımdan aydınlanmacılığı pekala Anadolu kaynaklı, kökenli olarak alabiliriz. Birçok aşamaları var tabii ki. Şimdi hızlı büyük bir adım atarak modern aydınlanmacı hareketi yani Atina'da olan vesaire onlara girmeden modern aydınlanmacı harekete gelmek istiyorum. Modern aydınlanmacı hareketin biraz önce konuşmamın girişinde de belirttiğim gibi merkezinde halk kavramı vardır. Şimdi bunu birazcık gerekçelendirmek istiyorum size. Descartes'in bitmemiş olan bir diyaloğu var. Türkçe'ye de çevrildi. Altınörs tarafından da çevrilip yayınlandı. Sanıyorum Doğu Batı yayınlarında çıktı ama daha sonra başka Phoenix vesaire farklı yayınlardan da çıktı. O diyaloğunda Descartes halkı tribün olmaya çağırıyor. Hangi anlamda? Filozoflar gerçeğin ne olduğu konusunda anlaşamıyorlar. Filozoflarla teologlar birbirlerine girmiş durumdalar ve bunlar kendi başlarına bırakıldığı sürece gerçeğin ne olduğu konusunda karar vermek mümkün değildir. Bundan dolayı Descartes halkı filozoflarla ilahiyatçılar arasındaki kavgada tribün olmaya çağırıyor. Fakat halkın tribün olma yani yargıç olma veya tarafsız yargıç olma işlevini, görevini yerine getirebilmeleri için eğitilmeleri gerekiyor. Yani bir filozofun gözüyle bakabilecek kapasiteye ermeleri gerekiyor. Kendiliğinden olmuyorlar. Dolayısıyla bakın burada halka aslında çok büyük bir işlev yükleniyor. Filozofların arasındaki kavgada, filozoflarla teologların arasındaki kavgada gerçek yargıç halktır. Ama halkın da bu görevi yerine getirebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Eğitilmesi gerekiyor. Yani filozofun gözüyle bakabilen bir konuma getirilmesi gerekiyor. Şimdi Descartes deyince biz hep aklımıza rasyonalizm geliyor. Descartes'te bu halkın özgürleştirilmesi, eğitilerek filozofça bakışa kavuşturulması ne anlama geliyor? Descartes yöntem üzerine daha çok düşündüğü için en çok yanlış anlaşılan filozoflardan bir tanesi. Yani filozof ontolojik düzlemde mi düşünüyor yoksa mantıksal metodolojik düzlemde mi düşünüyor? Onun cümlelerini okurken bu iki şeyi birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Descartes yöntemsel olarak insanın evrende özgürlüğünün temellendirilebilmesi için yöntemsel olarak hangi konuma gelmesi gerektiğini göstermeye çalışıyor. İnsan acaba her birimiz teker teker yani halkın üyeleri olarak her birimiz teker teker zihnimizde soyutlama yöntemine başvurarak
kendimizi sanki evrenin dışındaymış gibi konumlandırıp bütün bir evreni karşımıza alıp bakabilir miyiz? Evrene ilişkin böyle bir bütüncül bakış yakalayabilirsek, o zaman işte kendimizi evrende bir özne olarak, evrende özgür bir özne olarak kavrayabiliriz. Descartes bize bunun yöntemini göstermeye çalışıyor. Bunu mantıksal bir kurguyla gerçekleştiriyor ve bundan dolayı ona rasyonalist diyoruz. Bakın, yöntemsel olarak bütün bir evrene sanki evrenin dışındaymış gibi bakıp, sanki Tanrı'ymış gibi bakıp, bütün bir evrende kendimizi evrenin özgür öznesi olarak kavrayabilir miyiz? Bunun yolunu araştırıyor Descartes. Bu bütüncül bakış, evrene mesafeden bakış, insanın kendisini evrende evrenin öznesi olarak kavramasının ön koşulu ona göre. Peki diğer ayağı empirizm. Bakın burada halk vardı merkezde. Peki diğer ayağı, modern felsefenin diğer ayağı Hobbes, empirizm. Aynı şekilde Descartes'le aynı dönemde yaşamış olan ve onunla mektuplaşmış da olan birisi. Bu bakımdan modern felsefenin hikayesi anlatıldığında her zaman için en başından itibaren Descartes ve Hobbes'un beraber anlatılması gerekiyor. Yalnızca Descartes'i anlatırsanız bir tarafını anlatmış olursunuz. Çünkü bu iki okul, Hegel'in tabiriyle modern felsefenin bu iki partisi birbirini doğurmuştur. Birbirini doğurmuştur, birbirini besleyerek, birbirine karşı ama bütün oluşturarak ortaya çıkmışlardır. Şimdi empirizmin veya empirik yaklaşımın gittiği yer neresidir? Empirik yaklaşımın gittiği yer, insanın yeryüzünde, toplum içerisinde, devlet olarak örgütlülüğünde özgürlüğünü temellendirmektir. Bakın Descartes ne yapıyordu? İnsanı bir yerde evrenin dışına çıkarak, evrene bütüncül olarak bakıp, insanın evrende özgürlüğünü temellendirmeye çalışıyordu yöntemsel olarak. Empirizm ise bizzat dünyada kalarak, adım adım doğada kalarak, ikinci doğa dediğimiz toplumu inşa ederek örgütlü gücünü kurup özgürlüğünü dünyada nasıl kurabileceğini göstermeye çalışıyor. Ve burada da Descartes doğrudan halk kavramına gönderme yapıyor. Halkın dünyadaki örgütlü gücü en yüce güçtür diyor. Ama halkın dünyada en yüce güç olabilmesi için, örgütlü güç olabilmesi için ise ne yapması gerekiyor? Yine kendisini felsefi olarak, bilimsel olarak eğitmesi gerekiyor. Yani kendiliğinden yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla iki filozofun da, bakın hem evrende hem toplumda insanın özgürlüğü, örgütlü gücünün özgürlüğünden bahsediyoruz burada. Bireyin toplumda, insanlığın ise tür olarak doğada özgürlüğü. Ulaşılan yer bu, bakın tür olarak insanlığın doğada ve bireyin toplumda özgürlüğünün nasıl gerçekleşeceği. Bu özgürlük elbette ki toplumsal organizasyonun bir sonucu olacaktır. Ama toplumsal organizasyon ne kadar özgürlükçü olursa olsun, her birimiz teker teker eğer o özgürlüğü kendimizde yeniden yaratmasını bilmezsek yöntemsel olarak özgürleşmiş olamayız. Sistem sizi özgürleşmeye itebilir ama o özgürlüğü sizin kendinizde bilinçli bir şekilde yaratmanız gerekiyor. İşte Hobbes'un eseri, aslında dün Örsan Hocam bahsetti Hobbes'tan. Hobbes'un bize göstermeye çalıştığı tam da bu. Bir toplum kendisini ne kadar özgürlükçü olarak örgütlesin, her birimizin teker teker özgürlüğünü kendimizin kendimizde yaratması gerekiyor ki o toplumun bize sunmuş olduğu özgürlük olanaklarını ne yapalım, biz gerçekleştirelim. Bu genel olarak aydınlanmacılığın bu genel projesi işte arkadaşlar nereye yansıyor? Alman felsefesine yansıyor. Alman felsefesi bir bakıma İskoçlarla sentezci felsefe olma bakımından
kaderini ortaklaştırıyor veya aynı kaderi paylaşıyor. İskoç felsefesi de Alman felsefesi gibi bir sentezci felsefedir. Yani rasyonalizmin ve empirizmin sentezini kurmayı amaçlayan bir felsefedir. Alman aydınlanmacılığı bizim gibi geç kalmış olan bir aydınlanmacılıktır. Aynı zamanda göreli olarak Fransa ile ve İngiltere ile vesaire karşılaştırdığımızda bu bakımdan bize de çok benziyorlar. Fakat onlardan şöyle bir farkımız var. Onlar paramparça olmuş olan, yani o zamanlar sanıyorum 32 veya 36 beyliğe parçalanmış olan bir uluslar. Bundan dolayı parçalanmış olan ulusu birleştirerek modern dünyayı yakalamaya çalışıyorlar. Biz ise köhnemiş olan feodal bir sistemin içerisinden yeni bir ulus yaratarak modern dünyayı yakalamaya çalışıyoruz. Biz onlardan, yani Almanların birliği diyelim, 1871'de ilk büyük birliği o zaman oldu. Onu ölçü aldığımız zaman biz onlardan ne kadar 60 yıl sonra o zaman, yani biz onlardan biraz daha geç kalmış durumdayız. Bu bakımdan da bize benziyorlar, geç kalmışlık bakımından. Geç kalanlar tarihi yapanlar değillerdir. Bu bakımdan tarihi yapanlarla beraber yürüyenlerdir veya tarihi yapmış olanlarla yapmış olanların peşinden gidenlerdir. Fakat şöyle bir, sonradan gelenlerin şöyle bir özelliği var. Önceden gidenlerin yaptıkları hataları tekrarlamazlar. Böyle, bu da bize işte dün Örsan Hocam da söyledi. Bundan dolayı bizde aydınlanmacılık bir cumhuriyet projesi olarak gerçekleşirken aydınlanmanın sınırlarını da aşan, aydınlanmacı hareketin sınırlarını da zorlayan bir takım, örneğin meclis hükümeti kurulması gibi, sadece kadın meselesinde değil, meclis hükümeti kurulması gibi bir takım girişimler de ilk zamanlarda, cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde denemeler yapılıyor. Daha sonra bizdeki sistem, temsili sisteme dönüşmeye başlıyor. Son zamanlarda sanıyorum bir geçen hafta olacak veya bu hafta da olabilir. Türkçe bir kime ait olduğunu bilmiyorum ama bir kitap yayınlandı. Kitap tam da Mustafa Kemal'i ve Lenin'i karşılaştırıyor örneğin. Meclis hükümeti kurma bakımından aynı fikire sahiplerdi diyor. Yani bir benzerlik var orada aralarında ve meclis hükümeti kurma fikrini aydınlanmacılıktan kazandıklarını ve geliştirdiklerini söylüyorlar. Ve gerçekten de Mustafa Kemal de mesela onun Rousseau ve Montesquieu'ya ilişkin yorumlarına bakın. Hep şunu söyler kendisi, biz onlardan öğrendik ama onları tam olarak takip etmiyoruz. Biz onlardan bu konuda, yani halkın iktidar sahibi olma konusunda Rousseau'nun ve Montesquieu'nun önerdiğinden daha öteye gittik diyor. Kendisi açıkça bunu söylüyor, bilerek o zaman yapıyor. Yani aydınlanmacı projenin önermiş olduğundan daha fazlasını yaptığını kendisi açıkça görüyor. Halkı aktifleştirme, halkın kendi kaderini belirleme konusunda, halkın daha aktif bir hale gelmesi konusunda özel çaba içerisinde olduğunu kendisi ve bunu yaparken de aydınlanmacı projenin, klasik aydınlanmacı projenin ötesine gittiğini kendisi açıkça zaten bunu ne diyelim bilerek beyan ediyor. Şimdi Alman aydınlanmacılığı arkadaşlar iki büyük sistem ortaya çıkardı. Bunlardan bir tanesi dünden beri üzerine konuştuğumuz Kant'ın sistemi, bir özgürlük sistemidir o. Yani insanın yeryüzündeki özgürlüğünün, diğer adı bunun ahlaklılığının nasıl mümkün olduğunu göstermek isteyen bir sistem. Birazdan bunun ne anlama geldiğini size açacağım. Aynı şekilde ikinci büyük sistem, klasik Alman felsefesinin başında Kant'ın sistemi var. Sonunda Hegel'in sistemi var. Aynı şekilde ikinci sistem, ikinci büyük sistem Hegel'in sistemidir. O da aynı şekilde Kant çıkış noktası, onun açıkça ifade ettiği gibi çıkış noktası Kant'tır. Yeni bir özgürlük sistemi. Yani insanlığın yeryüzünde
felsefi olarak temellendirilmiş bir özgürlük sistemi, ahlaklılık sistemi nasıl mümkündür sorusuna yanıt arayan bir sistem. Bunlar, bu iki sistemin içeriğine birazdan değineceğim. Şimdi işte burada kanaatimce erken dönem Alman aydınlanmacılığına dönebiliriz. Ben Alman aydınlanmacılığını 3 aşamada ele alıyorum. Bir erken dönem aydınlanmacılık 17. yüzyılın başlarında başlıyor. 17. yüzyılın yani 1748'lere kadar vesaire devam eden bir hareket. Bu dönemde özellikle kiliseye karşı, teolojiye karşı felsefenin, bilimin mücadelesi var. İkinci aşama 1848'de başlıyor. Bu aşamayı işte ikinci aşama olarak ayrılmasının nedeni tartışmanın niteliğinde yeni bir başlangıç var. Bu başlangıç insanın belirlenimi üzerine. Birinci aşamayı felsefe, teolojiye karşı vermiş olduğu mücadeleyi kazanarak tamamlıyor. Hemen peşinden insan nedir? İnsanın yeryüzündeki belirlenimi nedir? Sorusu başlıyor. Ve üçüncü aşamada işte aslında Kant'ın makalesinin, Mendelssohn'un vesaire yani o aydınlanmacılık nedir sorusunun açıkça gündeme geldiği dönem 1780'ler. Bu dönem aydınlanmacılığın kendisi üzerine düşündüğü dönemdir. Buna aydınlanmacının kendi kendisiyle yansısal ilişki kurduğu dönem deniyor. Yani kendi üzerine reflektif bir şekilde düşündüğü dönem deniyor. Üçüncü dönem. Bu Alman felsefesi, işte Mustafa Kemal'in ne kadar titiz çalıştığını görüyoruz felsefi konularda. Mustafa Kemal, Alman felsefesini bir ahlak felsefesi olarak tanımlıyor. Öncelikli olarak bir ahlak felsefesi. İçinde estetik yoktur falan demiyor. Ama öncelikli olarak bir ahlak felsefesi. Ve gerçekten de erken dönem, yani 1700-1748 döneminde en çok tartışılan konu ahlak. İnsanın yeryüzünde ahlaklılığı doğaüstü bir güce gönderme yapmadan temellendirilebilir mi? İnsan daha farklı bir şekilde, yani halk kavramıyla da ilişkilendirerek söyleyelim. İnsan başında bir çoban olmadan kendi başına düşünüp davranabilir mi? Yani ahlaki sorumluluklar üstlenebilecek, üstlenebilen bir varlık olabilir mi? Christian Wolff, birinci dönem büyük aydınlanmacılarından olan Christian Wolff, Çin'e gönderme yapıyor, Confucius'a gönderme yapıyor ve Almanlara diyor ki, bu soruyu Çinlere bakarak yanıtlayabiliriz. Çinlilere bakın, yeryüzünde ahlaklılıklarını herhangi bir doğaüstü güce başvurmadan temellendirmişler. Yani Tanrı kavramı yoktur onlarda. Confucius'un da Tanrı üzerine fazla tartışmaya heves etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla yapılan tartışmalarda, hatta bu konuda kendisi bir rektörlük konuşması var onun. Rede überdi praktische Philosophie der Chinesen, Çinlilerin pratik felsefesi üzerine konuşma başlığı altında yapıyor bu konuşmayı, ama sonra başına bela oluyor tabii. Bu konuşmasında Almanlara, istiyorsanız insanlığa, Çinlilerin ahlak felsefesini yeryüzünde teolojik herhangi bir figüre başvurmadan kurabildiklerini, eğer Çinliler bunu yapabildiyse tüm insanlık da yapabilir. Dolayısıyla aslında bizim teolojik kavramlara, teolojik teorilere veya temellendirmelere ihtiyacımız yoktur. İnsanın yeryüzünde ahlaklılığını temellendirmek için demek istiyor. Tabii bunu söyleyince onun karşıtları ne yapıyorlar? Harekete geçiyorlar.
çok azimli bir şekilde çalışıyorlar. Hepsi teolog onların. Ne yapıyorlar? Bir sürü kanalları deniyorlar üniversiteden attırmak için. Sonunda doğrudan krala ulaşarak bir ne diyelim bilirkişi sözde bilirkişi raporu hazırlıyorlar. Onun ateist olduğunu gösteren bir bilirkişi raporu hazırlıyorlar. Ve kral tabii ki o zamanlar Halle Üniversitesi'nde kendisi dersler veriyor. Ve kraldan kendisine tabii ki ne geliyor? 4 günde kendisine ulaşan bir yazı. Yazıda şu söyleniyor. 48 saat içerisinde benim beyliğimin sınırlarını ya terk edeceksin ya da kafan gidecek. Bakın Çinler hakkında konuştu adamın. Yani bu belgenin oluşmasından önce tabii ki çok büyük, gerçekten günlük, dakikalık, saatlik kavgalar veriliyor. Bundan dolayı eğer aydınlanmacı hareket başarılı olduysa bu kendiliğinden olmadı. Gerçekten günlük, dakikalık, saniyelik, saatlik neyse haftalık, aylık, yıllık bedeller ödeyerek kazanıldı bu. Aynı şekilde bizim topraklarımızda da çok farklı olmadı. Ve bu kadar güne kadar da sürüyor. Fransızlar 1789'da laik olduklarını ilan ettiler. Laiklik 1905 yılında yasa altına alınarak garanti edildi. Bakın arada kaç yıl var? 1789'da devrim yapılıyor. 5. Cumhuriyet döneminde 1905 yılında yasa çıkarılıyor. Bakın kıran kırana mücadele var. Bir gidiyor bir geliyor. En son Fransız hükümeti Vatikan'la ilişkileri kesiyor. Fransa'da gerici dalgayı sürekli beslediği için, kışkırttığı için laikliğe karşı. Biz de farklı bir şey yaşamıyoruz. Eğer bugün laiklik vesaire meselelerini hala tartışıyorsak, demek ki bir defa da kurdum, oldu, bitti değil. Laiklik uğruna sürekli, yani leos uğruna, halk uğruna, laiklik bu anlama geliyor, mücadele etmek gerekiyor. Şimdi diğer erken dönem büyük filozoflardan, Alman aydınlanmacılarından Christian Thomasius. Şöyle diyelim, Thomasius aslında Wolff'un bir öğrencisi. Fakat sonra özgürleşen bir öğrenci ve birbirlerini eşiti olarak kabul eden iki filozof aslında. Christian Wolff pragmatik nedenlerden dolayı daha ılımlı gözüken, Christian Thomasius ise daha radikal, ateistliğini vesaire materyalistliğini açıkça ilan eden bir filozof. Bundan dolayı Christian Wolff'tan önce kovulmuştur Halle'den. Daha önce kovulmuştur kendisi. Christian Wolff Thomasius'tan farklı olarak felsefeyi bir bütün olarak yeniden kuran veya kurmaya çalışan birisi. En önemli projesini size anlatmak istiyorum. Başka anlatacaklarımı da birazcık ne diyelim geciktirmemek için tartışma şeyinde açabiliriz. Wolff'un en büyük felsefeye en büyük katkısı ve bugüne kadar daha bence yeterince algılanmayan en büyük katkısı teolojiyle ontolojiyi, yani metafiziği parçalamış olması, teolojiyi ve ontolojiyi birbirinden ayırmış olması. Christian Wolff'tan beri artık aslında felsefe tarihinde metafizik diye bir şey kalmadı. Ama biz hala metafizik vesaire diye tabii ki kavramı kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi Christian Wolff ne yapmak istiyor? Teolojiyi rasyonelleştirmek istiyor. Pragmatik nedenlerden dolayı halkın inanmaya vesaire ihtiyacı var deniyor. Halkın tabii ki aydınlanması aniden olan bir şey değil, zaman alan bir şey. Dolayısıyla teolojinin rasyonelleştirilmesi gerekiyor ve bundan dolayı rasyonel bir teoloji oluşturuyor ve ontoloji. Ontolojiyi ilk felsefe olarak, metafiziği değil artık bakın, ontolojiyi ilk felsefe olarak kuruyor. Ve orada teolojiden bir gram bile yoktur. Fakat kurmuş olduğu ontoloji
öyle bir kuruyor ki günlük hayatımızda en sıradan ilişkilerimize kadar, yani diyelim ki merhaba demeye kadar nüfuz eden bir ontoloji olmalı. En soyut veya en karmaşık ilişkilerden en sıradan günlük ilişkilerimize kadar nüfuz eden bir ontoloji olmalı. Çünkü tüm ilişkilerimizin içerisinde ontoloji var diyor. Sadece çocukların sorduğu sorulara bakın, hepsi ontolojik sorular. Dolayısıyla ontolojinin bütün bir tüm hayatımıza nüfuz etmesi gerekiyor. Yani madem biz günlük ilişkilerimizin hepsinde en temel ontolojik sorular soruyoruz, o zaman en temel ontolojik sorular konusunda aydınlanmış olalım ki o soruları bilerek bilinçli bir şekilde soralım ve yanıtlarımızı da ne yapalım o anlamda iyi bir şekilde, doğru bir şekilde verelim. Kanaatimce iyi bir ontoloji eğitimi başarısız olan birçok aile denemelerini kurtarır. Birçok parçalanan aileler birbirlerini seviyorlar ama ayrılıyorlar. Veya birbirleriyle iletişim kurmasını bilmedikleri için hiç kavga etmemeleri gereken yerde kavgalar ediyorlar. Neden? Ontolojiyi bilmedikleri için. En sıradan ilişkilerinde bile ontoloji olduğunu bilmedikleri için. Dolayısıyla felsefi eğitimin, özellikle ontolojik eğitimin tüm bu alanlara nüfuz etmesi gerekir. Şimdi Christian Wolff üniversiteden kovuluyor. Kendisine iki üniversiteden başka bir beylikte olan iki farklı kentten çağrı geliyor. Birisi Leipzig, birisi Marburg üniversitelerinden. Ve tabii ki Marburg Üniversitesi'ne gidiyor kendisi. Ve Marburg Üniversitesi'nde öyle bir azimle çalışıyor ki aradan geçen belli bir zaman sonra Almanya'nın tüm beyliklerinde, üniversitelerinde Wolfçular. İki büyük okul var. Felsefe, bilimler alanında Thomasiusçular ve Wolfçular. Teologların hepsi nerede el atsalar, mesela Christian Wolff'un işe alınmaması için Leipzig'e ve Marburg'a da bilirkişi raporu gönderiyor ilgili kişiler. Ama dikkate alınmıyor onlar. O kadar büyük bir azimle çalışıyorlar ki ikisi de, hem birbirlerine karşı çalışıyorlar hem beraber yürüyorlar. Çok garip bir şey. Hayatı çelişkilerle kavramak gerekiyor. Başka türlü kavranmıyor. Sonunda ne diyelim, Friedrich de Erste, ilk birinci Friedrich Christian Wolff'u üniversiteden atıp 48 saat içinde terk etmezsen kafan gidecek diyen adam, kralın oğlu Friedrich de Zweite, ikinci Friedrich, Wolff'u tekrar üniversiteye davet ediyor. Halle Üniversitesi'ne davet ediyor. Gel diyor üniversiteye, geleceğini kabul ediyor. Sana diyor işte karşılama töreni hazırlamak istiyoruz. Hayır, ben kendim yarım karşılama töreni istemiyorum diyor. Ama halk bu sefer spontane karşılama töreni hazırlıyor. Kitlesel bir şeyle kentin kapısında kitle halk tarafından karşılanıyor ve üniversiteye götürülüyor. Şimdi ikinci dönem, birinci dönem felsefenin, bilimsel yaklaşımın teolojiye karşı böylece zaferiyle tamamlanıyor. Dolayısıyla ikinci dönem yeni bir sorunun ortaya atılmasını gündeme getiriyor. Bu insanın belirlenimi. İnsan nedir? İnsan nedir? Bakın şeye, Fichte'nin kitaplarından bir tanesinin ismi insanın belirlenimidir. Ve çağımızın temel karakteristikleri üzerine olan kitabına da bakın. Orada insanın belirleniminden bahseder. İnsanın belirlenimi veya Mendelssohn'dan bahsedildi bugün. Mesela insanın yeryüzündeki yaşamının insanın belirlenimiyle uyumlu hale getirilmesi deniyor. Bakın o ikinci dönemde yapılan tartışmalardan dolayı orada insanın belirleniminden bahsediliyor ve zaten Kant da o ünlü aydınlanmacılık tanımında da bundan dolayı insanın kendi
suçuyla içine düşmüş olduğu reşit olmama durumu, yani aslında aklını kullanamama durumundan çıkma olarak tanımlanıyor. Biraz önce bu da gündemde olan sorunun, soruyu ortaya atan bu arada bir teologtur. Soruyu ortaya atan Johann Joachim Spalding, insanın belirlenimi üzerine gözlemler. İnsan özgür olabilir mi? Yani başında bir çoban olmadan kendi başına düşünüp, kendi başına yargılayıp, aklıyla yargılayıp, vicdanıyla tartıp doğru bir şekilde eğleyebilir mi ve sonunda da davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilir mi? İkinci dönemin merkezinde olan soru bu. Üçüncü döneme, yani son döneme de, olgunluk döneminde de devam eden bir soru, ama bu dönemde yapılan tartışma ve olumlu yanıtlanan soru bu. Demek ki insanın yeryüzündeki özgürlüğü mümkündür. İnsan yeryüzünde herhangi bir, başında herhangi bir kral, kraliçe veya Platon'un tabiriyle çoban olmadan insan özgür olabilir. Yani insan o zaman ahlaki bakımdan ehliyetli bir varlık olabilir. Bu ulaşmış oldukları sonuç bu. İşte Kant'ın bizim bildiğimiz, onun o ünlü makalesinin tarihsel arka planında bütün bu tartışmalar yatıyor. Şimdi hızlıca geçtim yine fark ettiyseniz, ama temel soruyu, konuyu vesaire belirttim. Kant'ı tartışırken iki bakımdan ben iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Onun bir, Herder'le yapmış olduğu tartışma. İki, Mendelssohn'la yapmış olduğu tartışma. Şimdi Herder diyor ki, insanın bilme kapasitesi sınırlıdır. Yani halk aslında ne kadar insan, ne kadar bilmek isterse istesin, büyük meseleleri kavrayamaz. Yani ne diyelim, Tanrı'ya ulaşamaz. Tanrı'ya ancak öbür dünyada ulaşabilir. Dolayısıyla aslında insanın bu yeryüzündeki mutluluğu sınırlı olmak zorundadır. Asıl mutluluğu insan öbür dünyada yaşayacaktır. Kant ona diyor ki, hayır, insanın mutluluğu bu dünyada mümkündür. Dolayısıyla insanın özgürlüğünü bu dünyada tesis edebiliriz. Öbür dünya tartışması, birinci dönemde halledilmiş olan bir problem bu. Öbür dünya tartışması bu bağlamda son derece anlamsızdır. Dünyanın tekliği meselesi, yani ikili dünya, iki dünya değil, dünya tektir, bu anlamına geliyor bu. Herder'le yapmış olduğu böyle bir tartışma var. Diğer tartışma, Mendelssohn'la yapılan tartışma, bu çok daha ilginç bir tartışma. Kant açısından da çok daha ilginç bir tartışma. Mendelssohn bu arada Almanların Sokrates olarak kabul edilir. Yahudilerin de Martin Luther olarak kabul edilir. Yani Yahudilerin reformatörü ve Almanların da işte Sokrates'i, yani ne diyelim, ahlakı temellendirmeye çalışan filozofu olarak kabul edilir. Şimdi Kant'ın bir Mendelssohn'la olan ilişkisinde bir bakımdan çok üzüldüğünü biliyoruz. Saf aklın eleştirisini yarıda bırakmıştır. Devam etmemiştir. Şundan dolayı, Mendelssohn'un gerekçesi şu: bu anlattıkların günlük hayata çok yabancı. Sen halkı aydınlatmak istiyorsun. Halk bu kitabı ne zaman okuyacak, ne zaman bitirecek, ne zaman aydınlanacak? Dolayısıyla sen günlük hayata yabancısın. Ne diyelim, popüler felsefe yapmayı tercih ediyor Mendelssohn bu bakımdan, halkı aydınlatmak için. Kant ise diyor ki Mendelssohn'a, halkı aydınlatmak istiyorsan felsefi ödevini tamamlamak zorundasın. Sadece örneklerle, bir takım günlük hayata ilişkin açıklamalarla insanlarda felsefeyi yeşertemezsin. İnsanların filozofça bakmalarını öğrenmeleri için
sistematik felsefeyi öğrenmekten başka çareleri yoktur. Ve sistematik felsefe, burada vurgulayarak söylüyorum, sistematik felsefe dogmatik çalışma yapılarak elde edilir. Dogmatik tin kavramını Wolf'tan kazanıyorlar. Dogmatik tin demek kavramlarla çalışabilmek, kavramlarla düşünebilmek demek. Kant dogmatizmi reddediyorum fakat dogmatikten kaçınmamız mümkün değil diyor. Bugün bu kavramları karıştırıyoruz birbirine. Dogmatik olmak yani dogma demek burada kavramla Almanlar arasında kavramla çalışmak demek. Tam düşünmek, tamı tamına düşünmek anlamına geliyor. Evet, şimdi Kant'ın felsefesi daha önce de belirtildi. Aslında ne kadar teorik olursa olsun pratik bir felsefedir. Onun mesela saf aklın eleştirisini takip eden eserlerine bakın, pratik önceliklidir diyor. Pratik önceliklidir diyor ve saf aklın eleştirisini sanıyorum geriden baştan sona değil de sondan başa doğru okunması gerektiğini ilk dillendiren insanlardan birisiyim Türkçe'de. Çünkü orada eserin yöntem bölümünde eserin bizi nereye götürdüğünü görüyoruz. Şunu söylüyor, içeriği bu eserin, şimdiye kadar yazılmış olan tüm metafizik kitapları insanlara kule yapmasını öğretti. Yani gökyüzüne çıkmasını öğretti. Bu eserin amacı yeryüzünde ev yapmasını öğretmektir. Ne demek bu? Bu ağır sistematik felsefeyle insanlar yeryüzünü evleri yapabilmeliler. Bakın yüzümüzü nereye döndürüyor? Dünyaya döndürüyor. Yani bu sekülerizm anlamına, yani sekülerleşme anlamına geliyor. Yüzümüzü bu dünyaya döndürmek. Ve Hegel şu yorumu yapıyor. İnsanlar yüzyıllarca zihinleriyle öbür dünyaya göçmüşlerdi. Zihinlerinde öbür dünyayı ayrıntılı bir şekilde resmetmişlerdi. Ama bu dünyayı unutmuşlardı. Şimdi bu dünyaya, zihinleri bu dünyaya döndürülmeliydi. Zihinleri bu dünyaya döndürüldü. Zora başvurmak zorunda kalındı. İnsanların zihinleri bu dünyaya döndürüldü. Ama şimdi de insanlar yeryüzünde bir solucan gibi tozun toprağın içerisinde sürünür durumdalar. Mantık kitabını yazacağım. Bu mantık kitabı sayesinde insanlar ayakları üzerine dikilecekler. Düşünmeyi öğrenecekler. Yani yöntemle, felsefeyle, bilimle düşünmesini öğrenecekler. Böylelikle yeniden ayağa kalkacaklar ve insan onuruna yaraşır bir yaşam yaşayacaklar. Bakın felsefenin yine amacında ne var? Halk var. Halkın eğitilmesi, halkın felsefi bir bakışa sahip olması. Evet, isterseniz bu ne diyelim yüzeyselliğini kabul ediyorum Alman aydınlanmasına ilişkin bu anlatının Hegel'den sonraki dönemine ilişkinde bir iki cümle söylememe müsaade edin. Çünkü Hegel'le birlikte aynı zamanda aslında bizzat üçüncü dönem, Alman aydınlanmacının üçüncü dönemi zaten kendi üzerine düşündüğü dönem. Yani Kant'ın makalesini bu kadar ünlü yapan aslında aydınlanmacılık şudur veya budur demiş olması değil. Mendelssohn'la veya Herder'le veya diğerleriyle yapmış olduğu tartışma da değil. O makalenin önemi o makaleyle birlikte aslında Alman aydınlanmacılığında kendi üzerine düşünmenin başlamış olması. Kendi üzerine, yani ben neydim? Şimdi bütün bu tarih sonucu, tarih içinde ben ne yarattım? Nereden çıktım? Nereye geldim? Tartışması. Evet, bu tartışmanın kendi kendisine bakıp, kendi kendisini yargılamasının sonucunda işte Hegel'in felsefesinde aynı zamanda ne başlıyor? Aydınlanmacılığın öz eleştirisi başlıyor diyebiliriz. Yani aydınlanmacılığın eleştirisi başlıyor. Bu eleştiri daha sonra
19. yüzyılda, en geç 1848 ile birlikte felsefe aydınlanmacılık projesini gerçekleştirmiştir. Yani 1850 ile birlikte aydınlanmacılık projesini gerçekleştirmiştir. Aydınlanmacılık bitmiştir. Yani öngörmüş olduğu projesini modern aydınlanmacılık tamamlamıştır. Hegel'le birlikte başlayan aydınlanmacılığın eleştirisi iki büyük Alman okulunda, Alman felsefe okulunda iki büyük akımı karşı karşıya getirmiştir. Bunlardan bir tanesine ben irrasyonel veya anti felsefeci akım diyorum. Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Gadamer okulu. Diğer okul ise aydınlanmacılığı bıraktığı yerden alıp yeni bir aşamaya, yani halkı aydınlatma ve halkı kendi kaderini belirleme konusunda yeni bir aşamaya taşıma bakımından aydınlanmacılığı bir bakıma sürdüren ama aynı zamanda onu aşan, onun sınırlarını aşan diğer okul, bunun karşısında yani Schopenhauer vesaire karşısında kim vardır? Marx vardır. Adı çok fazla anılmaz ama Luxemburg. Rosa Luxemburg çok çok önemli bir figürdür burada. O da Arendt gibi bir kadındır, Yahudidir. Ama Arendt sosyalist bir aileden gelse de annesi babası sosyal demokrat, daha çok o Yahudi nasyonalizmine doğru yönelir. Luxemburg da bir Yahudi ailesinden geliyor ama o sosyalizme, sosyalist harekete yönelir. Marx, Luxemburg, Lukács ve 20. yüzyılda Türkçe'ye yavaş yavaş eserleri çevrilmeye başlanan Hans Heinz Solz arkadaşlar. Bu bakımdan o bugün şeyin aydınlanmacı hareketin yeni bir aşamada da sürdürücülüğünde 20. yüzyılda Marksist felsefede doruk noktasını oluşturuyor diyebiliriz. Türkiye'de çünkü Alman felsefesi çok tartışılıyor. Bunların nereye koyacağımız, Dilthey örneğini nereye koyacağız, Heidegger'i nereye koyacağız vesaire, bunları tam bilemiyoruz. Ama aydınlanmacılığın bu tarihiyle ilişkilendirip aydınlanmacılığın mirasının sürdürülmesi mi, yıkılması mı anlamında aldığımız zaman, ne diyelim, eğer Holz bir Alman filozof, aydınlanmacılığı yeni bir üst aşamada sürdüren bir filozof ise Heidegger onun karşısında. Bu arada Heidegger Holz'a direkt göndermeleri falan var, onu söyleyeyim size. Yani karşılığını biliyor Alman felsefesinde. Heidegger ise aslında aydınlanmacılığın yıkıcılığını yapan birisi. Yani işte dün ve bugün logos kavramından bahsedildi. Heidegger, logos dışında yeni bir düşünme tipi deniyorum diyor. Logos'u reddeden birisi yani. Ve Türkiye'de nedense garip şey, hayranlarla dolu. Şimdi evet, felsefe adına logosu reddeden birisi nasıl filozof olabilir? Açıkça yani logosu reddeden, dünyada logosun varlığını reddeden, felsefenin logosla mümkün olduğunu reddeden birisi nasıl filozof olabilir? Yani felsefenin araçlarıyla çalışabilir ama filozofça bakamaz bence. Bunu tartışabiliriz. Tartışabiliriz bunu. Epey tartışmaya sebep olacağını sanıyorum ve iyi olur. Aydınlanma yaşarız belki. Son bir toparlamak için bu erken dönem filozoflarından Thomasius'a dönmek istiyorum. Christian Thomasius'a. Christian Thomasius hani dün, bugün ve sürekli aslında aydınlanma ve aydınlanmacılık üzerine konuştuğumuzda aydınlanmacılığın kadın konusunda kör olduğu söylenir. Ben buna katılmıyorum. Yakından bakınca öyle değil. Thomasius en erken metinlerinden itibaren yapmış olduğu felsefenin tüm akıl sahibi olan varlıkları içerdiğini söylüyor. Bakın size buradan ben aslında bu konuda hareketi başlatan Johann Jakob Scheuchzer, bir tıpçı aslında,
Onun bir cümlesini burada size aktarmak, ondan sonra da tamamlamak istiyorum konuşmamı. Diyor ki bu ortaya koymuş olduğu eser fizika o da Naturwissenschaft, fizik veya doğa bilimi, eserin ismi bu. Şimdi bu eseri diyor ki doğanın kalbinden, doğanın kalbinden gelen akıl ile donatılmış insanlar için bu eser diyor. Ve alt başlık şöyle devam ediyor. Bis dato von dieser Wissenschaft soll will als ausgeschlossenen Frauenzimmer. Frau kadın demek, Frauenzimmer kadınlar. Şimdiye kadar bu bilimden dışlanmış olan kadınlar da dahildir buna diyor. Bakın bu eser 1701 yılında yazılıyor, yayınlanıyor. 1701 yani erken dönem metin. Dolayısıyla filozofların, en azından bu konuyu bilinçli bir şekilde algılayan aydınlanmacı filozofların kadın konusunda gözü kör değil. Ve Thomasius, erken dönem Alman aydınlanmacısı olan Thomasius bu çizgiyi sürdürüyor. Her seferinde özellikle bunu vurguluyor. Kadınların da kendisinin eğer akıldan, akıl yetisine sahip insanlardan bahsediyorsa buna kadınların da dahil olduğunu söylüyor ve kadınların üniversitelerin kadınlara açılmasını talep ediyor. Daha ileri gidiyor. Kadınlar için akademi kurulmalıdır diyor. Kadınlar için akademi kurulmalı. Yani kadınların eşitliği. Dolayısıyla o erken dönem Alman aydınlanmacılığında aslında Fransa'dan, İngiltere'den gelen bir tartışmanın etkisi devam ediyor. Locke'un biz genellikle hükümet üzerine ikinci denemesini okuruz. Birinci denemesi Filmer'le mutlakiyet üzerine yapıldığı için çok ilgilenmeyiz. Ama Locke'un Filmer'le yaptığı iki büyük tartışma vardır. Bir tanesi hükümetin mutlakiyetinin mutlak olup olmama sorunu ve kralların hükümeti basit bir şekilde miras olarak alıp alamayacakları meselesi. Reddediyor bunu tabii kendisi. İkinci büyük mesele Locke Filmer'e şu soruyor. Sen hangi bilgiye dayanarak erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini temellendiriyoruz? İncil'de öyle söylüyor. İncil'i reddediyor zaten. Havva ve Adem tartışmasını reddediyor. Ve bugün mesela yapılan, Türkçe'de bir takım metinler çıktı çevirilerle. Bugün yapılan tartışmalarda aslında Havva'nın İncil metnini yorumlarsak, yani birazcık hermeneutik yaparsak, Havva'nın Adem'i ayartmadığını, dolayısıyla suç işlemediğini, tam tersine aslında onu bilgiye yönelttiği için özgürlüğe yönelttiği söyleniyor. Dolayısıyla Havva ana Adem babaya özgürleşmenin yolunu göstermiş oluyor. Bu bakımdan da adamı aydınlatmış oluyor. Teşekkür ederim.